Halil Sezai denilen sanatçı geçinen o şerefsiz sırf mahallede kendisini uyardı diye, yani ses yapıyorsunuz, gürültü yapıyorsunuz, insanları rahatsız ediyorsunuz ve bu bir değil, iki değil, beş değil, sarhoş sarhoş gelip her defasında aynı hareketleri yapan bu Halil Sezai denilen şerefsize, yaşlı bir adam, sadece yani oğlum ses yapıyorsunuz, rahatsız ediyorsunuz, biraz dikkat eder misiniz dedi diye sokağın ortasında evire çevire öyle bir adamı dövüyorlar ki ne, öylesine dövüyorlar ki ne. İki tane de o Halil Sezai'nin hani arkadaşı olacak olsa gerek, ne adamı kurtarıyorlar ne müdahale ediyorlar. Adamı var ya öyle çekiyor, diz kapağıyla zıplayarak ağzına kafasına vuruyor ve adamı uçar tekme atıyor. Adam öleceğini, hani öleceğini sanıyor, anlıyor. Yani öleceğim sanıyor. Çünkü öylesine öldüresiye dövdüğü için kelime-i şehadet getiriyor. Kelime-i şehadeti getirdi diye sen ezan mı okuyorsun lan? Sen ezan mı okuyorsun? Bilmem ne, bilmem ne. Şerefsiz, aysit böyle küfürler ede ede adamı evire çevire öldüresiye dövüyor. Şimdi bu ülkede yani bunun gibiler, yani bunun gibi şerefsizler, haysiyetsizler olduğu sürece bu ülkede adalet mi beklenir? Bunlara verilecek ceza belli. Ve bu adamdan ötürü, bak bu yediği dayaktan ötürü savcıya şikayet duyurusunda bulunuyor ve savcı tutuksuz yargılıyor ve serbest bırakıyor. İşte sanki sadece mahalle arasında iki kişi sözlü tartışma yapmış da hiçbir şey gerçekleşmemiş gibi savcı öylesine adamı serbest bırakıyor. Ya adamı komaya sokuyor ya. Kameralar önünde yaptığı küfürlere bak. Adam dinimize bile hakaret ediyor ya. Dinimize sen ezan mı okuyorsun diye bilmem ne bilmem ne küfürleri saydırıyor. Bu ve bunun gibi böyle şerefsizleri sokağa salınmaması lazım. Ben sırf zenginim. Benim sırf param var. Ben paramla onu bunu satın alırım. Ben avukat tutabilirim. Millet hani halkın bana bir hani sanatçı geçiniyor ya. Bana bir hani sevgisi var, bir hani sempatisi var diye bazı şeylerin arkasına sığınıp bir de dün düşmanlığı yaparak şerefsiz ülkede de hani biliyorsunuz dün düşmanlığı aldı başını gitti yani. Taraftarı da çok olur. Bundan güç alarak adamı öylesine bir dövüyor ki ne? Her zaman arkamda benim durabilecek, beni savunabilecek benim bir kitlem var, benim bir hani takipçim var diyerekten, ne desem bana inanır diyerekten, ama kamerada her şey gözüküyor ve kamuoyunda büyük bir paylaşım oluştu. İnşallah savcı da alır onu içeriye ve hapis cezası verir. 2 sene 3 sene neyse en ağırından yatırır. O kadar paylaşım oldu ki ne? Yani bu yaptığı yanına kar kalmaz inşallah. Öyle yaşlı bir adamı, hiçbir şey yapmayan, elini bile kaldırmayan adamı buldun. Rahat rahat dövüyorsun değil mi şerefsiz? Kendi dişine göre birini bulsaydın orada ağzını burnunu kırardı. Gününü görürdün orada. Şerefsiz, haysiyetsiz. Dine küfür ettiğin için mi, hakaret ettiğin için mi ceza alasın? O yaşlı bir adamı, kimsesi bir adamı ölürcesine dövdün diye mi ceza alasın? Hiçbir şey yapmadığı için mi? Nereden ceza versin? Bu milletin kılcal damarlarıyla, hassas noktalarıyla oynuyor bu şerefsiz. Ve bir de sanatçı diye geçiniyor bunlar. Bunlar milletin sırtından para kazanıyor bu şerefsizler. Bunun sanatçılık kimliği bile elinden alınması lazım ve direkt hapse atılması lazım. Bu böyle şerefsizlerin Türkiye'de türememesi lazım. Dinsiz, imansız, vicdansız, ahlaksız insanlar bunlar. Bunların eline güç geçtiği zaman bakın kapımıza dayanan o kadar ilticacılar var, o kadar mülteciler var. O insanların niye kapımıza dayandığını, orada neler yaşadıklarını işte bunun gibi şerefsizlerden anlayın. Yani insanın eline güç geçince bak ne hale geliyor. Görüyor musunuz? Bu insanın elinde güç olmuş olsa şu an insanlık ne durumda olur? Güç bunun elinde olmuş olsa. Kendisinden hariç ve kendine hizmet edenlerden hariç herkesin tümünü katledip kimsenin yaşamasına izin vermez bu haysiyetsiz işte. Böyle haysiyetsize gün yüzü güneşi göstermemek lazım. Karaktersiz adam. Babası yaşındaki adamı öylesine sopa
tekme tokatla dövüyor. O yanındaki iki kişi de ağzını açmıyor. O iki kişiye de aynı cezayı vermek lazım. O şerefsizlerin üçüne de. Pislik adamlar.